Sevgili seyirciler, İstanbul'u havacılıkta dünyanın önemli küresel merkezi haline getirecek 3. havalimanı için kredi sözleşmesi imzalandı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Şimdi sizleri bu iki mega projeyle ilgili yapılan etkinliklere götürüyoruz. Asrın projesi olarak ifade edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Ya Allah! Bismillah! Kuzey Kıbrıs'a denizin altından geçen borularla su götürülmesini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İşte gerçek millilik budur. Gerçek milliyetçilik budur. Gerçek yerlilik budur. Bunun bilinmesi lazım. İşte her şeyiyle milli, her şeyiyle yerli, işte dünyaya meydan okuyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nin finansman imzaları atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde 3. Havalimanı'nın ilk etabı için 4,5 milyar avroluk finansman paketi tamamlandı. Bu projenin tüm etaplarıyla tamamlanması halinde Türkiye, bilhassa İstanbul artık dünya hava trafiğinde küresel bir merkeze dönüşecek. Bu proje ülkemizin bu alandaki en büyük yatırımıdır. İstanbul son 13 yıl içinde zatenizin liderliğinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ekonomik hamlelerle olağanüstü bir yükselişin ve dünyada havaalanları canlılığı bakımından da en büyük canlılığa sahip olan bir şehir haline dönüşmesinin tarihi şahit olduğu bir şehir olmuştur.